Dalların Demirci Mustafa'nın Bedir Mahallesi'ndeki, şimdi Kavakdönü Mahallesi olmuş, evinin önündeyiz. Evimiz bu görünen oda, duvar odanın hizasından gelen ve orada bir çatal kapımız vardı. O yıkılmış. Karşıdaki gözüken kapı ahırımızdı. Hemen şimdiki yeni yapılan kapının önünde sol taraf hela, karşıya dut ağacının oradan merdivenle yukarıya çıkıyorduk. Karşıda gözüken boşluk, o zamanlar biz hatırlamıyorum, ne babaannemden ne babamdan orayla ilgili hiç bilgi almamıştık. Sonra yıkılınca ortaya çıktı. Büyük bir bezirhane. Sol tarafta içeride sofa, tandırbaşı ve tafana vardı. Alt tarafta da suludam. Tabii orası meyve damı, meyve ambarı olarak kullanıyorduk. Orada suyumuz da var. Ve o damdan ta yukarıdaki Kadı Kalesi'ne içeriden tünel olduğunu biliyoruz. Su oradan gelirdi. Yan taraf Kavun'un Hasan Ağa'nın bahçesiydi. Biz çocukluğumuzda kardeşimle birlikte ayvanın altında ben dabaz oldum, havlamaz oldum, hav hav diye annemin bizi ayvanın altında ikimizi yıkadığını hatırlıyorum. Arkada büyük ceviz ağacı vardı. O kayaların hemen oradaki o düzlük toprak gibi gözüken yerde. Bu dut ağacı bizim için çok ulu bir ağaç. Yukarıdaki kaya 1950'lerde bir parçası devrilip yıkılacaktı, çatlamıştı. Biz Demirci Asuzuputlara gece orada kalmak için komşular bizi misafir etti. Ama o gece dişim ağrıdığını hatırlıyorum. Annem o kaya yıkılacakken gelip buradan sofadan bize ilaç alıp getirdiğini ve ondan bir saat sonra da kayanın yıkıldığını hatırlıyorum. Gelen kaya dut ağacına dayandığı için bizim odamızı yıkmaktan kurtarmıştı. Onun için biz aile olarak bu dut ağacı bizim için uludur. Ayrıca çocukluğumda kardeşimle benim sünnetim için Mehmet dedem Zelve'den davulcular getirdiğini ve dut ağacının dalında bize dut topladığını hatırlıyorum. Yine bu odanın üstünde o zaman radyo, bir Tonfuk radyomuz vardı. Dama anten gerilirdi. Oradan içeriye bağlanırdı. İlk elektriği o 1950'lerde Topal Asuman gelip elektriği bağladığında ve radyoyu o gün izlediğimizi hatırlıyorum. Ve adetti, Topal Osman elektriği açmaya akşam üzeri geldiğinde ona bir çorap verilmişti. Ve elektrik o zaman sabahtan akşama kadar falan değil. Şimdiki sivri taşın orada akşam üzeri karanlığa doğru elektriklerin verildiğini, gece 12'de de kesildiğini hatırlıyorum. Burada yine çocukluğumuzun anısı olarak hemen odanın arkasında bir küçük oda daha yapmışlardı biz biraz büyüyünce, ama çocukluğumda babam ara ara bayılıyordu. Sara nöbeti gibi geçiriyordu. İşte o zaman doktora falan gitmek yok. Hocaları dolaşıyorduk kapı kapı. Bir sarımsaklı bir hoca geldi. İki gün biz misafir ettik. İşte cin çıkartacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım derken en sonunda dedi ki Nevşehir'de bir hoca var, siz ona gidin. Hem suya bakar hem tırnağa bakar, oradan size bulacak diye. Babama oradaki Nevşehir'deki hoca demiş ki ya bir çocuk getir. O da demiş benim kendi oğlum var. Başkalarına da söylemeye utanıyorlar. Beni Nevşehir'e götürdüler. Adam o zaman 50 kuruşluklar vardı. Suyun içine attık. Başıma bir siyah çarşaf geçirdi. Dedi oğlum hadi bakayım cinlerle konuş. Ben de çocuğum da 6-7 yaşındayım herhalde. Nasıl konuştum, nasıl ettim bilmiyorum ama bizi hoca, İşte sen o cinlere söyle sizi götürsün, babana buska yapmışlar onu bulun diye. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum yani, ne gördüğümü ne ettiğimi, ama o kadar yalanı da nasıl uyduracağım onu da bilemiyorum. Öyle geldik burada, baba dedim işte şurada bir muska koymuşlar, Kur'an parçası bir ibriğin içinde diye. Orayı eştik, adamcağız böyle büyük umutlarla terledi, bir tandır kadar yer açtık ama hiçbir şey bulamadık. Ben tabii hiçbir şey görmedim etmedim diyorum ama bir sürü yalanı da söyleyemezdim o zaman. Tekrar gittik. Bu defa adam dedi ki tırnağına yazı yazdılar. Bu iki baş parmağımın tırnaklarının üzerine gene başıma bir şey örttü. Gene beni konuşturturdu. Gene geldik, gene bir şey yok. Tabii babam gene hastalanıyor. Aradan 2 sene geçtikten sonra bir başka hoca geldiğinde tam bizim o açtığımız şu kapıda yuvarlak bir taş gözüküyor. Onun orada tandır kadar açmıştık. Bizim açtığımız yerin bir 25 santim bir karış ötesinde ibriğin ucunu, iki tarafını sıvamışlar. İçinde saç teli ve Kur'an bulmuştu. Dedim ki yani inanmadığım şeyler ama yine de onlar bize biraz düşünmeye itti. O gelen hoca artık hocadan bıkmıştı. Babam da dedi ki yani Allah verdi bu derdi, ne yapalım demişti. Sonra Eptantoin Kompoze diye hiç unutmuyorum bir hap yazdı hoca. Dedi ki şu hapla siz gidin bulun bunu için. Ve babam öyle kurtulmuştu. Ondan sonra da hastalanmamıştı. Böyle bir anılarımız var, yaşadıklarımız. Sonra ilerideki sofanın içinde bir
gün kardeşimle beraber Ömer'le idare lambası var. Elektrik melektrik olmadığı zamanlar içerideki. İdare lambasını unutmuşuz. İkimiz orada yatakta uyuduk. Sabah uyandığımızda Ömer bana bakıyor, gülüyor. Ben ona bakıp gülüyorum. Ne oldu? Simsiyah o idarenin isi. Bütün sadece gözlerimiz gözüküyor. Böyle bir anımız vardı. Çocukluğumuz burada geçti. Ben o kış aylarında okula giderken buradan karın içinden yani kendi boyumuzdan daha yüksek karlar yağardı. Öyle geçtiklerimizi hatırlıyorum. Şimdiki Gürbüz'ün oturduğu evi, altı kapının oraya gitmiştik. Atıcıların Ömer Ağa'nın kızı Ayşe'ye, torunu Demirci Mustafa'ya verdiği evden dışarı çıktık. Hemen sağ tarafımızda kayıkçıların Mirem Nene'nin evi. Şimdiki gördüğümüz alan, kocası Zulalı diye Ziya vardı hatırlıyorum. Oğulları Mehmet, Bekir abim, o daha büyüktü. Mehmet abi ve Ayşe, üç çocuklarını hatırlıyorum. Burada onların, Mehmet abimin, onbaşının güvenlerle falan şu karşıdaki oyuk odanın hemen yanında bir küçük samanlık vardı. Orada oyun oynadıklarını hatırlarım. Burası güzel bir odaydı. Hemen burada bu mahallenin en iyi güvercinleri onlarındı. Güvercinleri vardı. İşte tandırbaşı ve sofaları. Hemen yan tarafımız Firzilerin, Mehmet Ağa ile Emine'nin. Mehmet Ağa'nın hayal meyal hatırlıyorum. Erken vefat etmişti. Oğlu Hasan, Nasibe ve Şerife vardı. Şerife abla Ankara'ya evlendi gitti. Nasibe Berber Kadir'in oğlu Yüksel'le evlenmişti. Hasan da bizden 1-2 yaş küçüktü ama burada şurası çatal kapıları olan çok güzel bir evdi. Karşıdaki hemen o yıkıntının üzerinde güzel bir oda vardı. Şu karşıdaki gözüken yıkıntıdan kalmış duvarla aradaki şey boşlukta Pilavoğlu Hafız'ın eviydi. Onu sonra oradan giderken bakacağız yine. Hemen üst tarafımızda Hafız Ali'nin İsmail'in köşedeki ev. Hafız Ali'nin İsmail'in evi. Onun yanında Çinimine otururdu. Ve buradaki kayıkçıların Mirem Nene'nin annesi Zalana dediğimiz çok yaşlı ve Osmanlı bir kadını hatırlıyorum. O da yukarıda otururdu. En tepede gördüğümüz o tek oda gaznecilerin Hatıcamam. Yani benim Bekir dedemin kız kardeşinin oturduğu yanlarında ev kaya kapının girişinden girilirdi. Orası vardı. Bizim evle bu kayıkçılar Mirem'in evinin arasında duvarda kılamadaların olduğu ve üstten geçebildiğimiz bir mekandı. Burada yıkılmadan önce şurada bir damımız vardı. O damda et kuruttuğumuzu, yani bize öyle o zaman kasaptan masaptan et almak yok. İşte senede bir kere hayvan kesilirse onun kemikleri biraz etli kurutulur. Ve o karşı duvarda yine gözümün önünde şişelerin içine akrep ölülerini koyup güneşte onların daha sonra merhem gibi kullanacak şekilde yapıldıklarını hatırlıyorum. Buradan çıktık. Burası Bedrettin Sokak. İnkılap Okulu'na kadar çıkacağız o sokakta. Ama İnkılap Okulu'na doğru değil, önce sola doğru döndük. Kavunun Hasan Ağa'nın bahçe, sonra Demirci Hacı Yusuf'un ev, eşi Fadime'nle bu ahır sekili odaları o zamanın en iyi evlerinden biriydi. Hemen arka tarafında gördüğümüz, biraz sonra tepe başının oradan dönüp çıkacağız, Aşkıdırların ev ve Nevil'in, Mustafa'nın kaldığı, sonradan da Yaşar Mehmet'in oturduğu evler gözüküyor. Şimdi bu ön tarafımızda da bu yol, şimdi üzerinde durduğumuz yol sonradan doldurulmuş. Buranın en meşhur karadutu ve patatların Recep Ağa ile Nazmiye Nene'nin evi. Biz o Nazmiye Nene o zaman meşhurdu. Buralarda haşhaş ekiliyordu. Haşhaş afyon yuttuğunu, ağrıları falan öyle bir müptelası olduğunu hatırlıyorum. Ama çok iyi bir kadıncağızdı. Hepimizle çok ilgilenirdi. Bu bahçe o zamanın en güzel bahçelerinden biriydi. Bizim evin altındaki su şu kenardaki savağın içinde, yolun altında savak vardı. Oraya gelirdi. Burada esas şimdiki Kavaklıönü Mahallesi adı, hemen şu önümüzdeki boşlukta olan bir Kavaklıönü Çeşmesi vardı. Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı o en meşhur çeşmelerden biri, yukarıda Akağan'ın Çeşmesi dediğimiz ve burada da Kavaklıönü Çeşmesi vardı. Şimdi bu Bedir Mahallesi dediğimiz, suyu daha öyle çok içilmeyen, sadece hayvanların falan kullandığı, önümüzdeki apartmanın olduğu yerin sol tarafında, yolun kenarında şimdi sadece boşluk olarak kalıyor, Bedir Çeşmesi vardı. Ama en güzel çeşmenin suyu olan buradaki Kavaklıönü Çeşmesi'ydi. Buradan bunun önünde çocukluğumda Hatice Alam'ın oğlu Halil'in eşeğinin üzerinde arkasında bir küçük sıpası vardı.
O eşekle şu yokuştan yukarı doğru giderken sıpa burada kaldı. Şuna bir taş at dedi. Ben de çocuğum, fazla yaklaşmışım. O da tekmeyi atınca kafamdaki yarık hala izi buradadır. Öyle çocukluğumda geçirdiğim ilk kaza. Burası çeşmenin, Kavaklı Çeşmesi'nin yani. Hemen önümüz direğin önündeki düzlükte tepebaşı orası. Yine bayramlarda falan herkesin oyun oynadığı, toplandığı bir yerdi. Sol tarafındaki bayrak direği dikili olan yerin orası cümfürlerin eviydi. Şimdi tepe başına gidip oradan yine görüntüleyelim. Şimdi cümfürlerin Mustafa Han ve Fadime Nenin evindeyiz. Şu hemen karşımızdaki odanın içinde çocukluğumda duvarda Mustafa Kemal'in, Fevzi Çakmak'ın ve İsmet İnönü'nün resimleri olduğunu hatırlıyorum. O zamanlar her evde bu resimleri görmek mümkündü. Burada hemen şu sağ tarafımızda bayrağın ön tarafına doğru olan kısımda büyükçe bir odaları vardı. Buradaki oğulları Mehmet abinin bir Austin kamyonu vardı. O bizim için lise yıllarında o kamyonla Nevşehir'e babaannemle giderken yolda İbrahim Paşa'nın orada trafik kazası yapmıştık. Ve babaannem Mehmet abiyle beraber ön tarafında oturuyordu. Kapıdan dışarı yuvarlanmışlardı. Ondan 2 ay sonra da kaybettik. Yani kendine gelemedi. Hemen ön tarafımızda, hemen buradan kapıdan çıkılan, bu kadar düşük değildi. Sonradan biraz yol düşmüş aşağıya doğru. Burası tepebaşıydı. Önündeki de kirlik dediğimiz, çocukların altına o zaman toprakları bu tepeden alırlardı. Onları kullanırlardı ve çamaşır yıkamak için falan da kullanıldığını hatırlıyorum. Ama daha sonraki bir yazıda buradaki toprağın zehirli olduğunu, yiyenlerin öldüğünü falan okumuştum ama o nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Mezarlıktı burası. Ön tarafımız olduğu gibi mezarlıktı. Yani bu evler falan hep 1950'lerin sonuna doğru yapılan, Ali Baran Numanoğlu'nun belediye başkanı olduğu zaman bu mezarlıklar, bütün kemikler toplandı, Killi'ye götürüldü. Buralara da yeni evler yapılmıştı. Ama oradaki hiç evler yokken buralar yaşam alanıydı. Hemen buradan bu cümfürlerin Mustafa Han evden Aşkıdırların Mustafa Han'a doğru giderken Gümüş Nene'nin tek başına yaşayan bir hanım olduğunu hatırlıyorum. Çatal bir kapısı vardı buradan. Geriye doğru gidiyoruz. Bu tarafta, sağ taraf şuradaki çukurda Şıhın Emine'nin evi olduğunu hatırlıyorum. Sınıf arkadaşlarımdan bir Hasan'ın ve tek kanatların sanki şu arkadaki bir kısımda da olduğunu hatırlıyorum. Ama Şıhın Emine, Şaban Ağa ve hastanede çalışan Ömer abi de onların sülalesinden diye hatırlıyorum. O zaman en zengin, tarımla en çok uğraşan aile bu Aşkıdırların Mustafa Han. Ve çok iyi de sesi vardı, nakıl överdi. Oğlu Osman'ın da sonra devam ettiğini hatırlıyorum. Şu karşımızdaki kısım Aşkıdırların değil, herhalde Şıhın Emine'nin falan kullandığı bir yer. Yukarıdaki kısım Nevile Mustafa Han, sonra Zelbe'ye giden, Yaşa Mehmet'in falan yaşadığı yer diye. Ama kış geceleri oturmaya geldiğimizde en iyi ahır sekisi olan ev işte burasıydı. Şimdi orayı da girip görüntüleyeceğiz. Burada en büyük ahır ve bu ara taraf kapalı değildi ki, yandaki odanın da şu aralarda açıktı. Ahır sekisi, çocukluğumuzda mahallede işte okula giden tek ben olduğum için burada, bana hep kadınların mektup yazdırdıkları, gelen mektupları okudukları bu evde çok hatırlıyorum. Bir de en keyifli kısım, gece burada oturmadan eve dönerken annem bizi sırtına alırdı. Uyuklaya uyuklaya öyle o keyifli gittiğimizi hatırlıyorum. Aşkıdırların Mustafa Han, oğlu Osman ve burada yaşadıkları yer. Evet, tepe başından biraz daha ileriye doğru gittik. Şu köşedeki ev Malakçıların eviydi. Ondan sonra İsmail Emmimgil'in, Hatice Alamgil'in oğlu Mehmet abi ile o zaman ilk eşi Nazmiye ablanın yaşadıkları şu evdi, karşımızdaki kısımdı. Nazmiye ablanın öldüğünde çok güzel bir köpeği vardı. 3 gün dam başında ağladığını hatırlarım. Arkadaki kemerin olduğu yer Kamberağ'ın. Ramazanlarda davul çağın Kamberağ ve oğlu İsmail abi vardı. Onları hatırlıyorum. Hemen küçük kapı gibi o takanın gözüktüğü yerde de o zaman Hayriye diye sokak kadını dedikleri, işte gençlerin, delikanlıların gönül eğlendirdiği bir hanımın yaşadığını hatırlıyorum. Hayriye'nin eviydi orası. Hemen yukarıdaki kısım da İsmail Emmim'le Hatice Alam'ın, babaannemin kız kardeşinin yaşadıkları ve o İsmail Emmim de hep avladaki bahçeye gidip gelip çalıştığı, çok güzel orada bağları vardı. Savaş anıları. 1. Cihan Harbi'ndeki savaş anılarını hep hatırlıyorum. Şimdi üzerinde bulunduğumuz alanda yine Demirci Hacı Yusuf'ların akrabası olan Berber Kadir'in bahçesi olduğunu hatırlıyorum. Buradaki savakların hemen önümüzde deprem sırasında 1939 o Erzincan depremi sırasında savağın içindeki suyun çok ses yaptığını hatırlarlar. Öyle anlatırlardı o zaman. Hemen sağ tarafta da Dereciklerin Mehmet abinin evi vardı. Yukarıdakiler
Kaya Kapı'nın işte o zaman hep ağalar, derviş ağaların, Esad ağaların evleri, zenginler orada, fakirler burada yaşadığı bir alan. Dereciklerin Mehmet abinin orada kış geceleri kadınların toplanıp eğlence yaptıklarını ve pandomi yaptıklarını, erkek kıyafeti giyip eğlence yaptıklarını da hatırlıyorum. Askeriyenin içindeki hayvanların barınağı olarak kullandıkları tavlanın Saraha'nın yıkılıp taşlarının getirilip burada işte o tavlaların yapıldığını duyduğumu hatırlıyorum. 1945'lerde Yunanistan Birleşmiş Milletler'e başvurup da işte Sinason'daki ve doğa yerindeki kiliselerin falan yıkıldığı, hükümet emir veriyor. Ya bunlar işte mal varlıklarını geriye istiyorlar. Bir an önce yıkın kaybolsun dedikleri. O harap edilen kervansaraydan getirilen taşlarla buradaki şubenin içinde de yapıldığını hatırlıyoruz. Ramazan günleri yukarıdaki Aka Çeşmesi'nden su almak için testilerle bu yokuşu tırmanıp dolaydan dönüp karşıdaki o evlerin önünden köşede bu Çerkez'in Abdullah bizim temelindeki evin orada. Çerkez'in Hasan Ağa'nın burada tepedeki evde ve hemen önündeki evde yine bu demirci Yusuf'un oğlu Süleyman abinin, demirci Süleyman abinin ve oğlu Yusuf bizden bir sene önceki olan onların yaşadığı yerler. Yukarıdaki konak Esed Ağların konağı, burası Derviş Ağların konağı ve şimdi Kaya Kapı projesiyle tekrar restore edilen kısımlar. Benim gittiğim ilk sinema filmi Yüksel amcamın götürdüğüydü. Beraber gittik. Cengiz abim, Yüksel amcam, ben. Abdülhamit düşerken orada işte biraz böyle renk şeydi ve böyle sürekli sarayda geçiyordu olaylar, bir şeyler falan oluyordu. Daha sonra ben Kavaklı önüne falan giderken sürekli bu yolu kullanıyoruz. O Esed Ağların konağını Abdülhamid'in sarayı sanmıştım. O Esed Ağların evin içinde, orada çekim yapamayacağız ama bir şunu paylaşayım. O zaman Aziz Yuhannis orada onun seyisliğini yapıyormuş. Esed Ağalar hacca gidiyor. Ama hanımı burada bir yemek yaptığında ya demiş, Esed Ağa'nın da burada olsa canı çok çekerdi. O da demiş ki yenge sen koy bir tasa ben götürürüm demiş. Ya kadıncağız demiş acımış herhalde canı çekti bunu yemek istiyor. Hadi vereyim bir tas demiş. Adam ta Arabistan'da bu oraya nasıl gidecekti? Hacıdan dönüp geliyor Esed Ağa. Eşyalarının arasında o günkü mantı verdiği tas var. Ya bu nasıl oldu? Vallahi orada çadırda dururken bir döndüm. Canım mantı istemişti. Bir baktım tasın içinde onu gördüm diye. Ondan sonra da o Az Yuhannis'in çok ulu biri olduğu, Hristiyan da olsa ermiş biri olduğunu kabul etmişler. Hala şimdi belirli zamanlarda Yunanistan'dan gelip insanların orada Yuhannis'in yaşadığı takada ayin yaptıklarını hatırlıyoruz. Burası bizim çocukluğumuzun en önemli yerindeyiz. Şu anda burası değil. Şu önümüzdeki yıkıntının olduğu yerde böyle bir metre çukurda düzlük bir dam vardı. Burası bulgur damı. Yani bulgur falan yıkandığında burayı kuruttuğumuz ama gece de bunun başında yattığımız çok keyifli yıldızları seyrettiğimiz bir yer burası. Üzerinde bulunduğumuz dam barıtçıların Hasan Hüsnü'ne. O ara sıra sara nöbetleri tutup dışarıda dolaşırdı ama ön taraf barıtçıların Ahmet Ağa'nın eviydi. Burası Hasan Hüsnü Ağa'nı terk etmişlerdi ama mahalleli çok severdik. Biz de çocuklar olarak ona yemek götürürdük. Buradaki şu alt taraf onun evi. Burası bulgur damı ve karşı taraf Firzilerin, Hasanların işte odası vardı. Kavunun Hasan Ağa'nın evi. Hemen bu Pilavoğlu mescitten gelirken o yukarıdan o eve düşmüş, ayakları kırılmış ama yatalak hasta olarak karşıda hemen kapının arkasında otururdu. Ama mahallenin kadınları, adamcağız canı sıkıldığı için kapının önüne bir taş koymuşlar. Kapı açık. Dışarıdan gelip geçenleri en azından duymak ister. Fakat buradan kadınlar biz çocukları gönderirlerdi. Öndeki taşı çektirirlerdi. Taşı çekerdik, kapı kapanır. Ama içeriden o nasıl küfürler ederdi. Bunlar da tabii burada gülerlerdi. Böyle bir anımız var. Karşısı Pilavoğlu'nun evi, hasta yatalak hoca ve mahallenin kadınları onu kızdırmaktan keyif aldıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Patatların Recep Ağa'nın bezirhanesiydi. Ama burası dışarıda, arkada ev olduğu için Dul'da, güneye doğru olan yer. Deli Hamza diye birini hatırlıyorum. O zamanlar atlet falan yok. Amerikan bezinden iç gömlekler var. Buraya gelir, oturur, gömleğini çıkartır, atlet yerine kullandığını. Onun dikiş yerlerindeki bitleri öldürdüğünü hatırlıyorum. Böyle sirkeleri öldürdüğünü hatırlıyorum. Burası, şimdi bu yokuştan yukarı çıkacağız. Sol tarafta hemen şimdiki tabii böyle evler değildi. Cotlukların Mustafa abinin evi. Arkasında Cotlukların Ali Osman abinin evi vardı. Sonra o sokaktan da bir geçtiğimizde yine onları da size kaydederiz. Burası hemen baş tarafta
Hattatların Yaşa abinin eviydi. Fırıncı dükkanı vardı. Simit fırını vardı. Kayseri Caddesi'nin orada. Hemen bitişiğinde Patatların Bekir abinin evi. Buradaki evde yine Patatların Bekir abinin, orası Yaşa abindi. Şimdi biraz daha gelirsek burası Hamamcı Mustafa Han. Mehmet abi ve Hüseyin abi diye çocukları vardı. Bu Hamamcı Mustafa Han bizim Sinason yolunun üzerinde şarap fabrikasının karşısında demirci dükkanımız vardı. Ali Kaynağ'ın yerinde biz kiracıydık. Hemen yanımızda Demirci Yusuf Han ve Hakkı abinin dükkanları vardı. Onun yanında Patat'ın üstünün demirci dükkanı, arada Han ama hemen öbür başında Saraç dükkanı olan, at koşumları falan yapan hepsi bu Hamamcı Mustafa Han'dı. Çok iyi usta olduğunu hatırlıyorum. Bu yol burada kapanmıyor, devam ediyordu. Biraz önce aşağıda bahsettiğimiz Çinimilerin evine falan buradan geçilen yol vardı. Buradan aşağıya doğru yeni komşunun evin oraya varan bir yol ama burası, burada da sanki bir mescit mi vardı öyle hatırlıyorum. Ama esas bu hemen buçukların Fadime'nle Ahmet abi ve Semih abla, bunların evleri vardı. Bu yukarıdan kayalar yıkılınca koydukları çit falan ama burası öyle değil. Burası Sılgıçların Haceli ve İrahmenli'nin eviydi. Oğulları Halil ve Fadime abla vardı. Bahçelerinde de büyük bir asma ağacı olduğunu hatırlıyorum. Burası öyle, buradan yol, şimdi yol kalmamış, sağa doğru dönüyordu. Biz yine o eski yoldan dönüp devam edeceğiz. Şimdi hemen karşımız Patat'ın üstünün, Demirci Hüsnü Angil'in oğlu Halil Fransa'da okumuştu. Onun bir küçüğü vardı. Bizden biraz daha küçüktü. Onların eviydi. Şu ilerideki karşıdaki Adalların Hafız Ağa'nın evi. Onun birazcık ilerisinde kayaların orada o şeyde Kürt Kız dediğimiz, herhalde Çin'in Mine'nin ya da Kayıkçıların Bireminengil'in akrabası olan bir hanımı hatırlıyorum. O yaşıyordu ve bahçesindeki gül hatmileri çok iyi hatırlıyorum. Çoban Mehmet'in o zaman inek sürüleri buradan Bedir Sokağı'ndan aşağıya doğru karşı yamaçlara giderken bir Çoban Mehmet Ağa'nı hatırlıyorum. Ve bir de onun yanında eskiden kızdırdığımız, gidip gelirken çocukken Rus kaçağı, gavur kaçağı dediğimiz bir amcayı hatırlıyorum, burada oturuyor. Yukarıdaki bir üst kattaki o büyük karşıdaki kayanın içi kilise cami dediğimiz yer. Eskiden kilise olarak kullanılmış, sonra cami olarak kullanılmış. Hemen onun altındaki kısımda da Gaznelilerin Hatıcamam, Bekir dedemin kız kardeşi yaşadığı, kızı Dudu ve Yıldız yengeyi hatırlıyorum. Kadir Göle ile Ankara'da evli olan Yıldız yengeyi. Ankara'da üniversiteye başladığımız yıllarda da bize çok yardımları oldu. Etimesut'ta Sağır ve Dilsizler Okulu'nda marangoz atölyesi de öğretmendi. Bizimle çok ilgilendiler. Çok onlara vefa borcumuz var. Buradaki evden sonra da Dudu'nun bizim temelindeki, şimdi aldığımız yeraltı evimizin en üstündeki Kalaycı Çot dedikleri biriyle evlendiğini hatırlıyorum. Hemen yukarıda Kadı Kalesi'nin altında da Kabakçıların Halil'in ve Kara Kemal'in evleri olduğu vardı. Yukarı Kaya Kapı'nın girişinde de sınıf arkadaşlarımızdan Güldane'nin olduğunu hatırlıyorum. Ama Kaya Kapı'nın ilk baş tarafında da girişinde de Ali Baran Numanoğlu'nun evi vardı. Onun dışındakileri hatırlamıyorum. Kaya Kapı'yla pek ilgimiz yoktu. Şimdi buradaki yola bakıyoruz. Burası esas yol. Yani dönüp buradan İnkılap Okulu'na biz bu yoldan gidiyorduk. Sonra kayalar düşüyor diye bu taşları buralara sıraladılar. Esas yolu aşağı Sılgıç'ın, Haceli'nin evin içinden karşı tarafa doğru gittiler. Şimdi biz bu yoldan giderken o Sılgıç'ın Haceli Han'ın kız kardeşi, yani bizim Yiğit dediğimiz belediyede temizlik işlerinde falan çalışan, bir bizden belki 1-2 yaş küçük, kardeşi de öyle çalışan, onların evi vardı. Şimdi şu sağ tarafta onu da göstereceğim. Alt tarafta Sılgıç'ın Haceli'nin, İrahmenli'nin, bu da yukarı tarafta onların kız kardeşinin eviydi ve biz bu yoldan okula giderdik. Hemen karşımızdaki, yani artık camiyle onun arasında başka yoktu, Tombazların Haçcan'ın evi. Onun beri tarafında Anişana'nın evi dedikleri ve Yiğitgil'in evleri burada yan yanaydı. Bunların kapısının önünden geçip şimdi bu karşıda gördüğümüz Kaymakam Konağı. Tabii onun da bizde çok şeyi var. İlkokul 2. ve 3. sınıf öğretmenim Naima Elgin kaymakamın eşiydi. Okul bittiğinde, okuldan çıkarken o öğretmenim çantasını bana verir, "Yüksel şunu eve bırak" diye kaymakam konağına bırakırdım. O ne kadar büyük bir onurdu bizim için. Burası Kütük Bayırı'nın da başı aslında. Çocukluğumuzda en çok özlediğimiz, herkes kışın buradan aşağı çantalarını, tahta çantalarını koyar, üzerine biner, kayarlar da aşağıya doğru. Ama benim o şansım hiç olmadı. Annem bana bir heybe çanta örmüştü. Onunla idare ediyorduk. Tahta çantamız yoktu. Sonra benim üzüldüğümü babam fark edince bir sanak kutusundan tahta çanta yapmıştı. Onunla da buradan kaymaya kalk
kalktım. İlk kayışta tabii çanta paramparça oldu. Öyle bir ilk tahta çantamı da burada harcamıştık. Bu kaymakam konağı 1940'lı yılların sonuna doğru buradaki hükümet konağı yanmış. Ama kaymakam konağı yine kullanılmaya devam edilmişti. Yani ben ilkokula giderken kaymakam konağı yok ama kaymakam burada otururdu. Aşağıdaydı konak. Öyle kullanılmış. Sonradan bizim Sevim'in de kocası olan buradaki müezzin Hacı Ahmet abi almıştı. Şimdi hala mülkiyet onlar da öyle kullanıyorlar. Devam ediyor. Karşı tarafta arkada görülen esas Ürgüp Kalesi. Yani bizim temenni evimizin karşısındaki kale. Burası büyük camimiz. 1200'lerde yapılan Karamanlılar zamanından kalma bir camimizdi. Buradan aşağıya doğru da Kütük Bayırı'nda şöyle bakarsak. Bu Kütük Bayırı'nın başındayız ama biz üst tarafındayız. Karşı tarafta Hacal Efendi'nin evi. Onun önünden giren sokakta sonra gideceğiz. Hacal Efendi'nin evi vardı. İlk onların babam ırgatlığına bağını çapalamaya gitmişlerdi. Ben de otları topladım. Bana 1 lira vermişti. İlk parayı Hacal Efendi'den kazandım. Hemen ondan sonra Esed Ağlar'ın evi vardı. Bizim sınıf arkadaşımız Vehbi Özarslan ve kardeşi vardı. Onların evi. Yanında da Çökeklioğlu Hacı Ahmet'in evi. Oğlu Ali Osman abi vardı. Çok futbol falan oynayan popüler biriydi. Bu Kütük Bayırı'nın sol tarafında girilen bir sokakta da Mahir Sadıç'ın kayınvalidesinin oturduğunu hatırlıyorum. Onların önünde Civeleklerin Ali abinin, yanlarında Ruhi Memiş Öz, o bizim sınıf arkadaşlarımızın evi. Önünde çeşme vardı. Sofularlı'nın evi var. Onun yanındaki ev Kel Halit'in eviydi. Oradan ara sokaktan devam ettiğimizde yeni komşu Samurlar'ın ev ve sepetçilerin Sülman Ağa'nın evi vardı. Oradan da Cotturukların eve çıkıyorduk. En önlerinde Sarı İrfan da bizim sınıf arkadaşımız olan onların evi vardı. Ana yolun kenarındaki evler. Karamanoğlu Camii minaresinin yarısının yıkıldığı böyle belli. 1200'lerdeki bir cami. 1800'lerde Jerfanyon temenin tepesine gelip gravürü yaptığında Kadı Kalesi ve bu minare o gravürün içinde var. Hemen önündeki çamların olduğu yerde çok güzel bir halıhane vardı. Onun önünde akasya ağaçları vardı. Halıhanenin önünde bizim abilerimizin kayıkçılar Mehmet abi falan aşık oynadı. Para dikerler çöpün üstüne uzaktan 20 adım öteden aşık atarlardı. Ben de başına aşıkları toplamaya beni koyarlardı. Öyle hatırlıyorum. Hemen o çamların halıhanenin altında da Nevşehir yoluyla bu parkın olduğu yerde hamam vardı. Eski bir hamam. Bekir Dede çalıştırmış ama onun ben öğrenciliğimde çalıştığını hatırlamıyorum. Sol taraftaki bina İnkılap İlkokulu. Orası Mimar Kemalettin'in yaptığı yukarıdaki kız okuluyla Zafer Okulu dediğimizde bu İnkılap Okulu Mimar Kemalettin'in o zaman Şeyhülislam Hayri Efendi'nin arkadaşıymış bu şeyleri onlara yaptırmış. Daha sonra da ayrıca bir belgesel yapmaya niyetimiz var. Tahsin Ağa Kütüphanesi'nin ilk tepede sonra bu caminin en soldaki odada da kitaplığın devam ettiğini hatırlıyoruz. Karşı taraf Erenlerin Hafız Ağa'nın evinin olduğunu hatırlıyorum. Oradan devam edip geldiğimizde Erol Gölen'in anneannesi veya babaannesinin tam hatırlamıyorum bir evleri olduğunu biliyorum. Arka tarafta Bekir dedemin çünkü onlar da Bekir dedemin kız kardeşleri olarak varmış. Şimdi biz buradan devam ediyoruz. Şu en baştaki ev İbiş'in eviydi. Sonradan Güdücülerin bu Hacı Ahmet abi bu tarafa aldı ama buraya da taşındıklarını hatırlıyorum. Esas evleri Akıllıoğlu'nun evin oradaydı ama sonradan buraya aldıklarını hatırlıyorum. Bu kaymakam konağı bu taraftan da şimdi dizilerin falan çekildiği ev olarak kullanılıyor. Sağa döndüğümüzde Fadime Nene'nin evi. Sonra şimdi arada Yeşillerin evi. Bu arkadaki kemerlerle gözüken buradan giriş kapısı vardı. Şimdi burada komşular kullanıyorlar. O kemerlerin olduğu yer Yeşillerin eviydi. Bu taraf Bekir dedemin evi. Sonradan satmışlar ve yandaki yerde oraya kadar şimdi kaya dibi otel olan yerde de onların ahırı ve oradan 1948'de dedemin naaşının buradan kaldırıldığını hayal meyal hatırlıyorum. Aşağı taraftaki ev Emin Amamgil'in, Demirci İsmail'in evi. Onlar sonradan işte Mustafa, Naci, onlar burada ve çocukluğumuzda buradaki evde şu yıkılan odanın içinde çok güzel masal dinlediğimizi hatırlıyorum. Burası Ocakbaşı'ydı. Sol tarafta şu önümüzdeki gördüğümüz Tenekeci İbrahim Angil'in evi. Bu taraftakiler de Ekmekçilerin, sülalelerin evi olarak biliyoruz. Buradaki Zeki Müren lakabıyla tanıdıkları Emin Amamgil'in evin önünden geçildiğinde çok iyi şarkı söyleyen bir komşularıydı. Onun hemen arkasında Modalı Anşa ve Yılmaz Avanos'un annesi Zekiye Nen'in oturduğunu hatırlıyorum. Dedem Yeni Hanım Ümmühan Ana'yı alınca analık dediğimiz babaannemle 4 çocuğunu atmış, kovmuş evden. O zaman burada şu karşıda Çerkezin Abdullah acımış.
şu karşıda Ürgüp Temeni Büyükak'tan Yeraltı ve alt giriş denilen Çatal Kapı'nın olduğu yerdeki bir kaya adamda ona demiş ki acımışlar sen burada yaşa diye. Şimdi biz orayı aldık, temizledik. Ürgüp Büyükak'tan Yeraltı Evi dediğimiz yere geldik. Yukarıdakiler ekmekçilerin evleri. Pisik kızının tenekeci İbrahim Han evi. Burada sol taraftaki Mahir Sadıçların falancıydı babası. Mehmet Ali abi ve burada epey küçükken ders çalıştığımızı, samanlık kaynattığımızı, oynadığımızı hatırlıyorum. Sağ taraftaki ev Çökekloğulların annesinin, anneannesinin evi. Benim de Ümmühan Hanım'ın eviymiş. Analığın. Sol taraf Ber kızının Mahir dediğimiz. İşte onların Mehmet Ağa'nın babası falancıydı. Burası da onların evi. Hemen önümüz şimdiki Emniyet Müdürlüğü gibi olan yerin tepebaşı. Burası bayramlarda falan insanların toplandığı sokunun olduğu, bulgur sokusunun olduğu yerdi. Bu çeşme o zamanın meşhur çeşmelerinden biriydi. Burası Terzi Hasan'ın evi diye hatırlıyorum. Burası da Çatal Kapı'nın olduğu yerde Yağcıların Mustafa abinin eviydi. Şurada şu binanın olduğu yerde eski bir bezirhanenin kırık yıkık damları vardı. Bu merdivenlerden yukarıya çıkılan Nacigil'in evin oraya çıkılan yer ama buradaki o küçük kaya adamlarının içinde karagöz hacivat oynattığımızı, karşılığında işte aşık aldığımızı ya da bu çocuklara böyle bir para kazandığımızı hatırlıyorum. Karşıdaki ev Hüseyin Altıntaş'ların babası Faik Altıntaş'ın evi. Önce Temen'de oturuyorlardı, sonra buraya geldiler. Çocukluğumuzda onlarla da çok hem Mesude Hanım'ın hem Emine Hanım'ın bizde emekleri var. İnşallah kısmet olursa o evi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin misafirhanesi olarak yapmak istiyoruz. Şurada hemen sol köşedeki yine bir mescid gitmiş. Buradaki aşağı inen yol var. İleride de sağ köşedeki evde onbaşıların eviydi. Bizim Ali ve Güven onların çocuklarıydı. Ağaçyaşar'dan gelen sol tarafta da bir han vardı. Biber kızının Mahir'in, Mehmet Ali abinin evleri dediğimiz burası. Şurası Biniklerin evi. Onlar da büyük bir sülaleydi. Yan yana 4-5 ev onların olduğunu hatırlıyorum. Manufatura dükkanları falan vardı. O zaman çok zengin ailelerden biriydi. Sağdaki bu tek katlı yerin bizim Nigar Yazgaç diye sınıf arkadaşımız vardı. Kör kaymakamların, Kemal abilerin akrabası olan, kamyonu olan o zaman çalıştıran bir beydi buradaki olan. Şu sağ aşağıya doğru merdivenlerden karşıda otel diye yazan yerin orada Alihsan abigilin. Sağ tarafta da Bekir Çökekler'in evi olduğunu hatırlıyorum. Sol taraftaki yine Biniklerin bizim sınıf arkadaşımız Zeki Enne. Nevşehir'de de beraber okumuştuk. Kambur Zeki ve kardeşi Fikri. Çok güzel bir evleri vardı. Hakimler falan kirada bu o zamanın en iyi evlerinden biriydi. Burada kalırlardı. Liseyi bitirdiğimiz yıl Zeki İstanbul'da vefat etmişti. Biz de hemen sağ tarafta da Ertekinler yine sınıf arkadaşlarımız bir maliye mal müdürü müydü o zaman bilmiyorum. Onun çocukları işte en iyi bürokratların oturdukları evlerdi. Sol taraftaki ev Ağcaşarlı Mustafa'nın sonradan aldıkları ama kimin eskiden kimin eviydi hatırlamıyorum. Burası hemen sol baştaki evde Hacel Efendi'nin eviydi. Biraz önce yukarıda bahsetmiştik Hacel Efendi'nin evi diye. Buradan köşeyi çıkınca da karşıda Sagir Mescit dediğimiz küçük bir mescitimiz var. Kütükbayırı'nın dibine geldik tekrar. Ne kadar Sağır Mescit diye yazıyorlarsa da Sağır Mescit değil, Sagir Mescit. Küçük mescit anlamında burası da. Şurada hemen yolun sonunda sol tarafta Kiraz Ana'nın hanı vardı. Onun bitişiğinde Hasan Hüseyin Dilaverler'in palancıydı babası. Onların evi vardı. Hemen bitişiğinde de Ankara Mobilya diye olan yerde Kızmazar'ın eviydi. Tekrar buraları hatırlamak istedik. Ben küçük Ömer'e artık yani torun Ömer Büyükak'tan'a da teşekkür ediyorum.